Sevgili çocuklar, merhabalar. 3. sınıf 15. hafta kazanım değerlendirme çalışmalarını sizlerle birlikte yapacağız. Hazırsanız başlayalım. 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nokta yanlış kullanılmıştır? A) Uyandı mı, uyanmadı mı? Bilmiyorum. Burada doğru kullanılmış bilmediğini uyanıp uyanmadığını bilmediğini bize ifade ediyor. Yani bir soru işareti koymuyoruz orada. Sadece bir durum tespitinde bulunmuş. B. Saat 8'de ders başlıyor. Saat ve dakika arasında nokta koyuyorduk. Burası doğru. Cümlenin sonuna yine nokta koyuyoruz. Bu da doğru. C. Okuldan sonra maç yapalım mı dediğimizde nokta değil soru işareti koymamız gerekir. Birinci sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. 2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül eş görevli kelimeleri ayırma görevinde kullanılmıştır? A. Önce içeri girdim. Sonra camı araladım. Burada önce içeri girdim. Sonra camı araladım dediğinde iki farklı işi ayırmak için kullanmış. Yani iki farklı iş içeri girme işi ve aralama işinde kullanılmış. Burada biz eş görevli kelimeler arasında arıyoruz. B. Kitap, kalem, silgi ve defterlerimi aldım. Geri geldim. Burada eş görevli kelimeler var. Bunların arasında kullanılmış. C'ye baktığımız ışığı kapattı. Dışarı çıktı. Yine iki farklı iş arasında kullanılmış. İkinci sorumuzda doğru cevap. Eş görevli kelimeler olan kitap, kalem, silginin bulunduğu B şıkkıdır. 3. Kara bulutlar her yeri kaplamıştı. Yağmur damlaları çatılara, camlara vurmaya başladı. Yoksa büyük bir fırtına mı geliyordu? Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir demiş. Kara bulutlar her yeri kaplamıştı. Nokta. Cümlemiz bitmiş. Duygu ve düşüncesini ifade etmiş. Ayrıca ondan sonra kelime büyük harfle başlamış. Yağmur damlaları çatılara, virgül büyük harfle başlamamış ayrıca camlara vurmaya başladı nokta. Sonra gelen kelimemiz büyük harfle başlamış cümlemiz. Yoksa büyük bir fırtına mı geliyordu dediğimizde de soru işaretini kullanırız. Yani nokta virgül nokta soru işareti. A şıkkında yok. B'de yok. C'de nokta virgül nokta soru işareti var. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Dört. Dün akşam yağmur yağdığı için elektrikler kesildi. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Cevap yukarıda olmayacak. Nerede? Bakıyoruz. Tam olarak bize bir yer ifade etmiş mi? Okul, ev, köy, şehir gibi. Hayır. Ne zaman? Dün akşam. Ne zaman sorusunun cevabı var. Niçin? Yağmur yağdığı için diyor ama nerede olduğunu bize belirtmemiş. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. 5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hem zıt hem de eş anlamlısı vardır? A. Kağıt. Eş ve zıt anlamlısı yoktur. Karaya geleceğiz. C. Kedi. Eş ve zıt anlamlısı yoktur. Kara kelimesinin eş anlamlısı siyah. Zıt anlamlısı ise ak Beşinci sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. 6. Önder bir sayıyı 10 ile çarpmış ve bulduğu sayıyı elindeki kağıda yazmıştır. Önder'in bulduğu sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 10 ile çarptığımız bir sayının biz ne yapıyorduk? Hangi sayı olursa olsun sonuna bir sıfır koyuyorduk. Kısa yoldan çarpma yaparken... A şıkkında bir sıfırımız var. B şıkkında var. Ancak C şıkkında bir sıfır yok. Yani C şıkkı olamaz. Altıncı sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. 7. Bir sayıyı 100 ile çarpmanın kısa yolu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru açıklanmıştır? Yüzde kaç tane sıfır vardı? 2 tane sıfır vardı. Buna göre cevaplarımızı okuyalım. A. Sayıyı yazıp sağına 10 ekleriz. Hayır. Sayının yarısını bulur. 10 ile çarparız. Hayır. C sayıyı yazıp sağına 20 ekleriz. 7. sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. 8. 7 çarpı 5 işleminde 6 çizili sayı ya bir arttırırsak çarpım nasıl etkilenir? 7 çarpı 5. Beş. 5'in altı çizilir. Bunu bir arttırdığımızda bir tane 7 daha koymuş oluruz. Çarpım 7 artar. 8. sorumuzun doğru cevabı A. Bunu deneyebiliriz. 7 kere 5 35 Bir arttırdığımızda 6 olur. 7 kere 6 42 olur. 42 35'e çıkartırsak 2'den 5 çıkmaz. Komşuya gittik. 1'e 10'a kaldık. 12'den 5 çıktı. 7, 0. Yani değeri sayının 7 artmış oldu. 9 4 çarpı 8 işleminde 6 çizeli sayıyı 1 azaltırsak çarpım nasıl etkilenir? Bu kez 1 azaltıyoruz. Hangi sayıyı? 4'ün bulunduğu sayıyı 3 yapıyoruz. Bu da bize ne demek oluyor? 8 geri gelecek. Yani 8 azalacaktır. A çarpım 8 artar. B çarpım 8 azalır. C çarpım değişmez. Doğru cevabımız B şıkkı. İsterseniz yine yapalım. 4 kere 8 32. 3 kere 8 24. 32'den 24'ü çıkarttığımızda 8'i bulmuş oluruz sayının değeri 8 azalır. 10. Aşağıda verilen çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu 3 basamaklı en küçük doğal sayıya eşittir? 3 basamaklı en küçük doğal sayımız 100. Şimdi çarpma işlemlerimizi yapalım. Yan yana yapabiliriz. 4 kere 5 20 elde var 2. 5 kere 2 10. 2 de elde 12. Bu 120'dir. Yan 100'e eşit değildir. Yine 4 kere 5 20 elde var. 2. 4 kere 2 8. 2 de elde. 10. 100'e eşittir. C şıkkında yapalım. 3 kere 5 15. Elde var. 1. 3 kere 3 9. 1 de elde. 10. Bu da 105 yaptı. B şıkkı 3 basamaklı en küçük doğal sayıya eşittir. 10. sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. 11 Ailemizin gelir ve giderlerini gösteren çizelgeye nokta 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 denir cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Biz ne diyorduk? Ailemizin gelir ve giderlerini gösteren çizelgeye bütçe adını veriyorduk. Dosya ve maaş değil. 11. sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. 12 Aşağıdakilerden hangisi bütçesine özen gösteren bir ailenin yapacağı işlerden biri değildir? Bu ifadeye dikkat ediyoruz. A. Harcamalarını gelirlerine göre yaparlar. Evet. B. Pahalı ürünleri tercih ederler. Bunu yapmazlar herhalde. C. İhtiyaçlarını öncelik sırasına koyarlar. Bu da doğru. 12. sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. 13. Necati'nin verdiği bilgilere göre Necati hakkında hangisi söylenemez? Necati bize diyor ki zor zamanlarda kullanmak için para biriktiriyorum. Biz Necati için tasarrufludur diyebiliriz. Birikim yapmaktadır diyebiliriz. Savurgandır diyemeyiz. Çünkü Necati parasını biriktirdiğine göre savurgan değil. Tasarruf ya da birikim yapan bir kişidir diyebiliriz. 14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. İsteklerimiz ihtiyaçlarımızdan önce gelmelidir. Neler gelecek? İsteklerimiz ihtiyaçlarımızdan önce gelecekmiş. Burada bir soru işareti koyalım. B. Ailemizin gelir ve giderleri dengeli olmalıdır. Evet. C. Harçlıklarımızın bir kısmını biriktirebiliriz. Evet. 14. sorudaki A şıkkı isteklerimiz ihtiyaçlarımızdan önce değil sonra gelmelidir. Önce ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekir. 15. Aşağıdakilerden hangisi yaşamak için temel ihtiyaçlardan değildir? A şık ekmek temel ihtiyaçtır. B şıkkı su temel ihtiyaçtır. Ancak C şıkkındaki çikolata temel ihtiyaç değildir. 15. sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. 16. Doğada maddeler nokta nokta virgül nokta nokta virgül olmak üzere 3 halde bulunurlar. 3 halde bulunuyordu doğada. Neydi bunlar? Katı, sıvı ve gazlardı. Ateş, toprak, tahta değil. Su, hava, toprak değil. 16'daki doğada bulunan maddeler katı, sıvı, gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. 16. sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. 17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Meyve suyunu sürahiye koyarsak sürahinin şeklini alır. Evet, alır. Sıvılar bulundukları kabın şeklini alıyordu. B. Su buharı suyun gaz haline örnektir. Evet, su, buharı suyun gaz haline örnektir. Gaz maddelerin belirli bir şekli vardır demiş. Hayır, gaz maddelerin belirli bir şekli yoktur. Yayılarak bulundukları ortamın şeklini alırlar. 17. sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. 18. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen tüm maddeler katıdır? Tüm maddeler katı olacak. Tuz, katıdır zeytinyağı sıvıdır taş katıdır A şıkkı gitti B şıkkındaki toprak katı şeker katı un katıdır C şıkkındaki ayran sıvı ekmek duman ise gaz maddedir B şıkkındaki toprak şeker ve un katı maddelerden oluşmaktadır 19 Aşağıda verilen görsellerden hangisi suyun katı haline örnektir. B şıkkı sıvı haline örnektir. C şıkkı gaz haline örnektir. Buz ise katı haline örnektir. 19. sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. 20. Hangi haldeki maddelerin belirgin bir şekli vardır? Biz biliyoruz ki sıvıların ve gazların belirli bir şekli yok. Bulundukları kabın veya ortamın şeklini alırlar. Katı maddelerin ise belirli bir şekli vardır. 20. sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Bu haftaki çalışmamız sona erdi. Çalışmalarını kullandığımız optimist öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi çalışmalar sevgili çocuklar.